Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Tony Meolas Sidekick Soccer isimli oyunu oynayacağız. Super Nintendo için 1993 senesinde Super Nintendo'ya eksklusif olarak çıkmış. Sadece o konsolda olan bir 3 boyutlu futbol simülasyon denemesi diyebilirim. 93 senesi için aslında böyle bir şey yapıyor olabilmek gayet cesaret gerektiren bir şey. Bir defa her şey başlamadan önce ne kadar kötü bir menü dizaynının olduğunu söylemem herhalde gerek bile yok. Yani zannediyorum ki şu insan ve bilgisayar, yani birinci player biziz, diğer bilgisayar, diğer önce de computer, herhalde bunu seçiyoruz. Veya iki kişi oynayacaksak bunu seçiyoruz. Gerçekten inanılmaz kötü. Ha, o yıllarda menüler çok iyi değildi, tamam, ama yani bu oyununki ekstra bir kötü. Bir de kötü menü deyince aklıma kickoff gelir arkadaşlar. Onu da oynadığım zaman size gösteririm. Şimdi internette de baktım nedir ne değildir. Bu arkadaşlar kaleci, Amerikalı bir kaleci ve hiç kimsenin tanımadığı bir kaleci. Enteresan yani. İnternette de kim bu adam falan diyor herkes. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan bir kaleciden bahsediyoruz. Onun ismini almışlar yani. Bakın, inanılmaz kötü bir menü dizaynı. Ne yaptığımız belli değil. Zar zor kendime Brezilya'yı seçtim. Rakip olarak da Polonya'yı aldım. Oyun değişik ülkelerde, değişik isimlerde çıkmış. Onu söyleyeyim. Sadece bu isimle bilinmiyor yani. Birkaç tane tamamen uydurma Amerika ligi takımlarını içeriyor. İsimleri doğru ama yani isimler tamamen uydurma ve bazı ülke takımlarını içeriyor. Ülke takımları derken ne kadar kötü bir menü olduğunu gördünüz. Yani orada giriyorsunuz, işte Brezilya'yı seçiyorsunuz. Bir başka gruba giriyorsunuz. Kimi seçtik? Polonya'yı mı seçtik? Bu tarz şeyler var oyunda maalesef. Ve şutlar genelde kalecinin bacağında falan takılıyor. Yani yani çektiğimiz şut niyeyse böyle istediğimiz şutu bir türlü çekemiyoruz. Ama 1993 senesi için gerçekten heyecan verici bir deneme. Baksanıza yani hiç fena değil. Ve kale boş. Evet, bu oyunda gol atabilmenin en önemli yolu rakip kalecinin kaleyi terk etmiş olması. Yoksa başka türlü kolay kolay gol atamıyorsunuz. O kadar ağır bir simülasyon yapmaya çalışmışlar ki gol olduktan sonra bile taktik ekrana giriyor. Ne bileyim, kırmızı kart oluyor, faul oluyor, taktik ekranına atıyor sizi. Bu oyunun hızını tabii ciddi anlamda kesiyor. Oyunun en güzel özelliği, bakın, boş alan bulup da yapamadım ortayı. Boş alan bulup da gidiyor olabilmeniz, bu size tamamen aslında futbol oynadığınız hissini veriyor ve keyif veriyor. Hele ki senenin 93 olduğunu düşünürseniz. Biraz heyecan verici bir şeyler var oyunda. Daha sonra 98 senesinde buna benzer bir oyun, Three Lions diye, İngiltere milli takımını baz alarak yapılmış bir başka futbol oyunu var arkadaşlar. O da buna çok benziyor. Tabii PlayStation 1 olduğu için biraz daha iyi. Ve yanlış hatırlamıyorsam o da PlayStation 1'e eksklusif bir oyundu. Bakın, sarı, kırmızı veya yeşil yanıyor adamların üzerlerinde. Bu FIFA 2000'de kullanılan, pas atarsanız ne kadar isabetli olabileceğiyle ilgili bir şey aslında, gösterge. Adamlar o yıllarda böyle bir şey düşünmüş yani. Şimdi kayma dışında bir tuş olmaması savunma için biraz kötü olmuş. Yani sınırlı sayıda hareket yapabiliyorsunuz. Bakın, gelip adamdan topu alamıyorum yani. Ha, bir tuş var ama
Hemen hakem ona faul çalıyor, kart veriyor. Özellikle kırmızı kart çok fazla çıkıyor. Diğer futbol oyunlarındaki alışkanlıklarımızı bu oyunda çok yapamıyoruz çünkü bu oyunda mesela öyle uzaktan şu çekimde gol olsun olayımız pek yok. Boyut sizi yanıltıyor. Yani 3 boyut yapmak istemişler ama 3 boyut değil yani bu. 3 boyutumsu bir şey ancak diyebiliriz buna. Mesela biraz önceki pozisyonda kaleci çıktı ama ben kalecinin çıktığını algılayamadım yani. Evet, maalesef şutlarımız çok zayıf kalıyor. Kaleler çok çok kötü arkadaşlar. Yani bana sorarsanız o zaman için bile çok kötü. O kadar iyi kaleler varken. Bir de kalecilerin böyle zamansız böyle anlamsız çıkışları falan var. Onun için de iyi bir yapay zekadan zaten bahsetme şansımız yok. Yani çok bir yapay zeka beklemiyoruz zaten ama o kadarı da çok fazla kötü yani. Bakın topu oyun alanında tuttuk. Şöyle bir orta kafa denedik. Yani şöyle boşluk bulup da oradan gitmek arkadaşlar gerçekten zevkli bir şey. Futbol oynadığınız hissinizse gayet veren bir şey yani. Hani günümüz oyunlarında bile böyle bir boşluk bulup da hadi şurada boşluğu buldum kanattan yardırayım olayı yok. Bu oyunda var. İşte bazen de topa hakim olamadığınız da oluyor. Yani oyunun çıkışını düşünürsek ben kaç senesinde oynadım bu oyunu hatırlamıyorum açıkçası. Yani çıkar çıkmaz oynamış olamam. Daha sonra oynadığımı hatırlıyorum. Ben atıyorum mesela 93 senesini oynadım ama 96'da ben bunu oynamışımdır. Onda da FIFA falan olduğu için biraz geri planda kalmış olması benim açımdan da normal. Ama bu oyunu bir hatırlayayım istedim. Evet yani bir simülasyon. Futbol simülasyonu. Onun için istediğiniz bazı şeyleri yapmakta zorlanıyorsunuz. Çok alışık olmanız lazım yani. Şöyle ikidir orta kafa deniyorum ama zannedersem orta kafayla gol atamayacağım. Ve evet, half time oldu. Gördüğünüz gibi kaleciyle karşı karşıyaydım. Gol atmak üzereydim. Hatta daha önce oynadığımda şöyle bir şey de başıma geldi. Penaltı oldu. Penaltı olunca ne olacak? Hani hakem oynattırır. Ama hakem maçı bitirdi. Sanki taç atışlarında hakemler yanlış karar veriyor gibi geliyor bana. Bu arada golü yedik. Orta kafa golü atmak için uğraşırken orta kafa golü yedik. Daha sonra bir Libero Grande diye bir oyun oynamıştık. Hatırlarsanız videolar da var. O oyunda arkadaşlar tek adamı yönetiyorduk. Bu tabii ki tek adamı yönetmiyorsun. Ondan daha farklı ama yani o oyun da mesela bundan esinlenmiş yani neticede. Bakın kaleci çıktı. Şimdi gol atma şansı.
Evet, maalesef bu diğer bir tuş da bu işe yarıyor işte. Topu almaya çalışıyorsunuz ama bazen kırmızı kartla sonuçlanıyor. Kırmızı kartı görünce de hemen sizi bu ekrana atıyor ve bir oyuncu değişikliği yapmanızı istiyor. Veya taktiksel olarak da belki değişim yapabilirsin diyor. Oyunun temposunu düşürüyor bu iş ama işte adamlar futbol simülasyonu yapmaya çalıştığı için böyle şeyler olmuş. Oyunun müziği çok çok kötü. Yani tamamen kapatılması gerekir aslına bakarsanız. Kapatıp oynamak daha doğru bir tercih olabilir. Evet, bir friki kazandık. Bakalım ne yapacağız. Çok güzel. Bakın kalecinin açılmasını sağladım ki gol olsun. Yoksa gol olmayacak yani. Tekrar çekim yok. O kötü olmuş. Olabilirmiş yani. Tekrar çekim. En azından golleri gösterebilirmiş. Gördüğünüz gibi kalecinin çıkması için topu çapraza bir yere sürdüm ki işte boş kaleye golü atabileyim yani. Yani 10 kişi olmamıza rağmen galip olmamız iyi haber. Evet, oyunun en iyi hissi burası. Şöyle kanattan topu gezdirdiğinizde, kanattan topu getirdiğinizde futbol oynadığınız hissine kapılıyorsunuz gerçekten. Bu oyunu uzun süre oynarsanız başınız döner arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Evet, bayağı kıran kırana bir maç oluyor ve bunu hissediyorsunuz. Yani uzun vuruyor olmanız maalesef size bir getirisi yok. Onun için kısa paslarla gitmeniz sizin yararınıza olacaktır. Evet, bir 20 saniye daha direnirsek maç bizim. Gol atmak çok zor.
Zannedersem maç bitti. Evet arkadaşlar, ilk maçımız bu şekilde bitti. 10 kişi bile olsa kazanmayı bildik. Şimdi size bakın şurayı göstereceğim. Buradan isterseniz kulüp takımı seçebiliyorsunuz. Ama bakın Amerika'nın bir bölümünü var burada. Burada Amerika'nın diğer bölümü, yani NBA'de nasıl ayırmışlar kuzey güney diye. Bunu da öyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Chicago falan, Lakers falan burada. Bir de şöyle bir şey var. Diğer dünya ülkelerini içeren bir şey yapmışlar. Bunu değil de National'ı tabii ki ben her zaman tercih ediyorum. Mesela bakın işte C grubunda veya şeyden başlayalım. A grubunda kimler var? Yani A grubu demiş ama bildiğin alfabetik sıra bu arkadaşlar. Yani B'ler, C'ler burada. İşte D'ler, E'ler burada. Yani nasıl bu kadar kötü bir tercih, bu kadar kötü bir dizayn, gerçekten inanılır gibi değil. Nikaragua. N harfinde. Bakın burada sadece 3 tane ülke var. Evet, Türkiye'nin şurada olmasını temenni edebilirsiniz ama maalesef gördüğünüz gibi Türkiye yok. Şimdi burada ben kendimi Arjantin alayım. Rakip olarak da Avusturya falan bir şey alayım. Yani Avustralya'da olur. Yenilmeyelim arkadaşlar. En azından farklı yenilmeyelim. Maçın 6 dakika olduğunu düşünürsek bakalım devre mi 6 dakika sürüyor acaba? Formalarda maalesef birbirine biraz yakın gibi. Bakın enteresan futbol aksiyonları oluyor. Olmuyor değil. Yani tatlı şeyler var oyunda. Evet, bir de kötü menü dizaynı demiş ki arkadaşlar. Dünya Kupası 94'ün resmi oyunu olan World Cup 94 herhalde bu konuda üzerine kimse su dökemez yani. Çok kötü bölüm tasarımlarıyla. Yani tamam, 1993 senesinde yapıyorsun bu oyunu. Çok bir şey beklememek lazım falan ama ne olursa olsun menü tasarımında menü tasarımı yaratıcılıktan ibaret. Yani orada hata yapamazsın yani. Hatırlıyorum Need for Speed 1'in mesela şeyini. Tasarımını arkadaşlar, inanılmaz kötüydü. Bu arada garip şeyler oluyor. Evet, kaleci öyle bir çıkıyor ki hiç anlamıyorum arkadaşlar kalecinin çıktığını. Bu da zannedersem alışmakla ilgili. Yani zaman içerisinde belki buna alışabilirim. Bakın şutlarımız ne kadar zayıf kalıyor.
Ha, kalebo şimdi attık diyorum ama. Ha, şöyle açıklanabilir. Kötü bölüm, kötü menü dizaynı. Adamlar orijinal bir şeyler yapmaya çalışmışlardır. Ve bu arada büyük bir pozisyon kaçırdık gerçekten. Hani orijinal olsun diye böyle bir riske girmişlerdir ama yani neticede bu kadar kötüsü çok affedilir gibi değil. Acayip bir şeyler oldu gene. Ah. Evet, çok kritik yerde topu kaptı. Kaleyi boşalttık. Anlatabiliyor muyum? Yani kaleci üzerine gelmezse arkadaşlar maalesef vurduğun her top neredeyse kalecide kalıyor. Yani avut mavut da olmuyor. Bu arada 0.01 kala golü atmışız. Maç bitti zaten. Daha doğrusu devre bitti. Evet, çok güzel. Bakın gene aynı şey oldu. Kaleci öyle bir çıktı ki olayı çözemedik. Valla her şeyi deniyoruz. İkinci golü bulup rahatlamak için.
Çok güzel gol. Çok güzel gol. Gol sevinçleri gerçekten çok kötü. Hesin böyle orta sahaya gelip tek bir gol sevinci olması ayrıca. Yani arkadaşlar bir şeyler denemişler 1993 senesinde. Yani ben bile 40 yaşına geldim. O zaman 10 yaşındaymışım. Bu kadar olmuş. Kötü değil. Çok iyi de değil. Deneysel bir şey olmuş yani. Bu arada çok güzel bir gol daha oldu. Ya işte böyle gol atmak istemiyorum. Yani vurayım tavana gitsin mesela. Hani Virtua Cycle'da öyle goller atıyoruz ya. Keza FIFA'da da yer yer. PES'te de yer yer. Yani vurduğu şutlar sinek ısırığı gibi gidiyor karşı kaleye. Ya futbol oyununda tamam futbol simülasyonu yapıyorsun. Ama en önemli şeyin şut olduğunu düşünüyorum. Onun için her şeyden taviz verebilirsin ama şuttan taviz vermeyeceksin. Yani adam şut çektiğini hissetmiyorsa o oyunu oynamaz. Hele o kadar alternatifi varsa. Penaltı. Evet. Bu oyunda her zaman penaltılar kaçıyor arkadaşlar. Oynadığımdan beri hiç penaltı golü atamadım. Çok penaltı oldu. Vuruyorsun kaleci tutuyor yani. Enteresan. Yani oyun tasarımcısı niye bazı basit hatalar yapmış anlamak çok zor. Bakın top sürme hissi, ya bakın yandaki adama pas verme, şu da hoş. Bakın ceza sahasına orta. Bunlar kötü değil. Ama acaba kim demiş ona ki aman yani bir oyun yapalım. Oyunda hiç penaltılar gol olmasın. O da artık tamam öyle yapalım demiş herhalde. Ona göre programlamış. Tuhaf tercihler bunlar. Evet, iyi bir serbest vuruş çıkarttık. Gol olmadı ama tehlikeli oldu. Evet, çok adamımızı eksiltti gerçekten. Ay yani inanılmaz bir mücadele ortaya koydu orada Avusturyalı futbolcu. Evet, maç böylece lehimize sonuçlanmış oldu. Hadi bir tane daha yapalım ama süreyi kısalım bu sefer. Milan'ı aldım.
Rakip olarak da Amerika takımlarından birini alalım. Süreyi bu sefer indirelim. Evet. Başlayalım bakalım. Umarım ilk golü erken buluruz da rahatlarız. Yani böyle bir Milan forması da yok zaten arkadaşlar. Tarihin hiçbir döneminde. Ah be, direkten döndü. Hani biraz önce de direkten döndü ama sanki şeydi yani, out olmuştu gibi geldi bana. Eyvah, kale boş. Neyse, kurtardık. Evet, ilk defa gol kick oldu arkadaşlar. Üçüncü maçımızı yapıyoruz. İlk yarı bitti. Çok güzel. Şöyle arada durup sağa sola bakıyorum arkadaşlar. Hatta bazen durarak da şut çekiyorum. Tamamen duruyorum yani. Öyle şut çekiyorum.
Demin golü öyle attı mesela. Evet. Bayağı etten duvar yani. Evet. Bu maç da bitti. Evet arkadaşlar, bu videoyu da sonlandıralım. Böyle bir oyun. İcabında gene oynarız. Değişik çünkü. Video seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.